Merhabalar, Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da çok değerli konuğumuz, değerli avukatımız Antalya'dan geliyor. Şerife Sultan Alp bugün konuğumuz. Kendisine öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Ardından sohbetimize başlayacağız. Derya deniz bir meslek elbette ki de avukatlık, hukuk bunu da gerektiriyor ama bugünkü değerli konuğumuzla birlikte bizler değer kaybına yarılacağız. Elbette ki önce Şerif Hanım'ı sizlere tanıtmak isterim. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız bulduk. Şerif Merhabalar. Hanım? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok mersi. Bizler de gayet iyiyiz. O güzel enerjinizle daha da iyi olacağız inşallah. İnşallah. Sizleri tanımak ve tanıtmak isterim. Buyurun lütfen. Ben nasıl başlayayım? 1989 Antalya doğumluyum. Ardından 2006 yılında Çankırı Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladım. 2011 yılında bir yıl sekteye uğrayarak bitirdim. Akabinde bir 4 aylık İngiltere'de dil eğitimi aldım. Ardından da aktif olarak çalışmaya başladım. Tabii ki 21 yaşında avukat olarak başlayınca biraz daha, yani şu an mesleğimin 7. yılındayım ama harika. Biraz daha hızlı oluyor herhalde bir şeyler. Değil mi? O şekilde bugün de değer kaybıyla ilgili size bir şeyler anlatmaya geldim. Dilimizin Harika. Yettiğince. Estağfurullah, o şekilde. rica ederim. Derya deniz bir Alan, hakikaten hukuk. Alan. Evet, aynen. Hepsi ayrı bir önem ve değer taşıyor. Ama dediğimiz gibi değer kaybını bugün sizlerle ele alalım istiyorum. Sizlerin nezdiniz bizler de bilgilenelim. Değer kaybı nedir aslında? Şöyle Özge Hanım, ben size en kısa şekliyle anlatayım aslında. Halk dilinde biraz daha anlatayım. Normal aracınızı seyrederken veya park halindeyken ikili, üçlü ya da dörtlü bir kaza meydana geliyor. Ve bu kaza sonucunda ben kusurluysam eğer %100, %50 veya %75 oranında siz aracınızı satarken tabii ki aracınızda bir değer kaybı meydana geliyor. Yani atıyorum 100 bin liralık araç 90 bin liraya, 80 bin liraya gidebiliyor. Bunun bedelini de, bu aradaki farkın bedelini de size çarpan kimse kusuru oranında o kişinin trafik sigortasından tazmin edebiliyorsunuz. Hepimizin trafik poliçelerinde böyle bir limit ayrılmış durumda. Oradan alınabiliyor. Aslında işin özü bu normalinde. Öyleyse değer kaybı ve kazanç kaybı arasında bir fark var mıdır? Var tabii ki. Değer kaybı araçta meydana gelen kayıp. Yani aracın satın bedelinin, ama ikisi aslında çok karıştırılıyor. Kazanç kaybı da şu oluyor. Benim aracım tamir görürken atıyorum 10 gün, 15 gün, 20 gün normal şahsi aracım olabilir, şirketin aracı olabilir, filoya ait bir araç olabilir veya taksi, ticari taksi olabilir. Bu süre zarfında tabii ki araç yatıyor tabiri caizse ve para kaybediyor. Ya ben bunun için ikame araç kiralamak zorunda kalıyorum veya nasıl söyleyeyim, başka bir aracımı oraya hizmet vermesi için yönlendirmek zorunda kalıyorum. Bu kaldığı, tamirde kaldığı gün sayısı da kazanç kaybı oluyor. Bunu da karşı taraftan direkt tahsil ediyoruz. Yani bunlarda sigorta şirketleri maalesef devreye girmiyor. Araç maliki veya araç sürücüsü veya ikisine birden dava açılıp bu kazanç kaybı bedeli de alınabiliyor. Diyelim ki trafik ışıklarında duraksadık. Bu sırada arkadan gelen bir araç maalesef ki aracımızın tamponuna çarptı diyelim. Hani değdi kısmında. Buradan yola çıkacak olursak bir hasar meydana geliyor ve aracımızdaki değer kaybının tazminatını bizler alabiliyor muyuz? Evet, alabiliyorsunuz. Şöyle, yine zaten arkadan çarpmış oluyor. Tabii ki bunların hesaplamasını, yani değer kaybı, mesela hasar diyelim ki araçta 30 bin liralık hasar var. Değer kaybı 5 bin lira olabilir, 6 bin lira olabilir. Bu tamamen aracın parçalarıyla alakalı bir durum oluyor. Yani şöyle, işte kapısı değişti, ön farı değişti vesaire. Bunların hesaplamasını da Karayolları Trafik Kanunu'na göre eksperler yapıyor zaten. Benim de böyle bir hesaplama yapma yetim yok normalinde. Mesela işte tampon giriyor, girmiyor bu değer kaybı hesaplamasına bazı durumlarda. Veya aracın kapıdan aldığı ilk hasarın olması gerekiyor benim değer kaybına başvurabilmem için. Ama örneklemeden gidecek olursak normal koşullarda alabiliyor tabii ki. Ama en çok karıştırılanlardan biri de bu. Yani aracın hasarıyla değer kaybı oranı aynı olmuyor maalesef. Yani 2 bin liralık hasarda 12 bin lira değer kaybı da olabilir. Araç çok yenidir. Kilometresi işte 120 binden çok daha alttadır vesaire. Mesela bunlarda değer kaybı oranı tabii ki düşüyor. Yani siz sıfır bir arabaya çarptığınızda veya atıyorum işte 5 yıllık bir arabaya çarptığınızda aradaki fark tabii ki değişken olacaktır diye düşünüyorum.
ne kadar aslında noktalar var, dikkat edilmesi gereken. Evet, bir sürü evet. de prosedür var aslında. Aynen. A'dan Z'ye detaylı bir kısım. Aynen. O zaman örneklemelerle devam edecek olursak belki daha çok akılda kalabiliyor. Tabii ki. Aracımızın önce sağ ön kapısı hasarlıydı diyelim ve yaptırdık. Hasar kaydı olan aracımızın bu bölgesine de kusurlu şekilde yeniden maalesef bir araç çarptı. Buna birlikte ikinci kaza dolayısıyla değer kaybı tazminatını talep etme hakkımız tekrardan doğar mı? Şöyle, sağ kapıya çarptı diyelim ki. Tekrar sağ kapıya çarpıldığı zaman aynı yerden demin söylediğim gibi değer kaybı maalesef alınamıyor. Ama şöyle bir durum var. Sağdan çarptı, sonra da geldi sol kapıdan çarptı. O zaman tabii ki her iki farklı yer için değer kaybına başvurulabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Olmuyor. O yüzden trafikte ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Aynen öyle. Böyle ama işte söyledikçe dururken özellikle gelip arkadan çarpma veya işte genelde bayan sürücülerin başına da çok geliyor. Benim müvekkillerimde. Oluyor maalesef. Yani ona kaçış yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. Aynen. Doğru. Aynen. Peki tamamen kendi kusurum nedeniyle gerçekleştirilen kazada aracımda meydana gelen değer kaybı için karşı taraf sürücüsünün sigorta şirketine talepte bulunabiliyor muyuz? Maalesef işte kendim giderken ağaca çarptım, direğe çarptım, yola çarptım. Kendi kaskom ve trafik poliçemiz zaten bunu karşılamıyor. Veya ben zaten kendi kusurumla çarptıysam karşı tarafa böyle bir şey olamıyor. Ama diyelim ki biz çarptık %50 kusurluyuz. O zaman şöyle bir durum var. 5000 liraysa değer kaybı hesabı, ben %50 kusurluysam direkt %50'si 2500 için başvurabiliyorum. Yani o yüzden illa %100 karşı tarafın kusurlu olmasına gerek yok. %50, %75 ve %25 olmak üzere 3 tane tremer kayıtlarına giren kusur oranı vardır. O şekilde açıklayayım. O oranlamaya göre değer kaybı tutarı alınabiliyor. Peki bununla birlikte diyelim 120 bin kilometre olan aracımız kazaya karıştı. Aracımızın değer kaybında tazminat alabilir miyiz? İşte maalesef onlar da maalesef diyorum. Çünkü en çok gelenlerden biri özellikle büyük filolar, işte tur şirketleri vesaire Antalya'da da çok çok fazla olduğu için belli bir kilometre sınırlaması karayolları trafik kanununa göre var. İşte 120 bin, 175 bin arasında gidip geliyor. Maalesef belli sınırlamalara tabi. Yani 120 bin olduğu zaman maalesef alınamıyor. Yani orada bir artık limit oluyor deniliyor. Aynen öyle. Aynen ne kadar öyle. Değişik bir noktalar var evet, değil mi? Evet evet. Aynen. Peki aracımızı seyir halindeyken dikkatsizliğimizin sonucunda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıyoruz. Aracımda meydana gelen değer kaybını alabiliyor muyuz? Şöyle direğe çarptığım zaman alamıyorum. Demin aslında evet o sorunun cevabı da içinde vardı. Evet. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Aynen. Kendi kusurumuzun olmaması gerekiyor maalesef. Ama şöyle bir durum var. Yeni kasko poliçelerinde trafikten bahsetmiyorum. Bazı sigorta şirketleri bunu eklettirebiliyor. Yani ama ben tabii kendi kaskoma yine başvurmuş oluyorum. Hani bizim anlattığımızdan bir tık farklı ama yine haklarını koruyor aslında. Harika. Aracıma kusuruyla çarpan aracın sürücüsünün kaza tarihinde herhangi bir sigorta poliçesi bulunmamaktadır. Buna rağmen değer kaybı tazminatını talep etme hakkım oluyor mu? Tabii ki var ama biz hep burada trafik poliçesinden gittik. Çünkü bu çok hızlı bir süreç aslında. Hani biz yargılamaya girdiğimiz zaman maalesef en hızlı yürüyen dava bir buçuk sene sürdüğü için bu değer kaybıyla ilgili olarak baştan anlatayım tekrar o kısmı. Eksper bir hesaplama yapar. Eksperin yaptığı hesaplama sonucunda trafik sigortasına başvuru yapılır. 15 iş günü beklenir. Bu iş gününün ardından ödeme gelmezse veya kısmi olarak ödeme gelirse sigorta tahkim komisyonuna biz başvuruyoruz. Ve orada da bütün dosyalar 4 ay içinde sonuçlanıyor. Yani sigorta tahkim komisyonunun genel olarak süreci bu. 4 aylık bir süreci var. Orada da yine hakimler gibi hakemler var sigorta konusunda tam yetkili. Ve Türkiye'deki bütün sigorta şirketleri oraya bağlı olduğu için onların verdikleri kararlar bizim için mahkeme kararı yani ilam niteliğinde oluyor. Onları da direkt icraya koyabiliyoruz. Biz sigorta şirketleri ödeme yapıyor. Bu işin hızlı olan boyutu. Yani genelde bütün araçların zaten trafik sigortası var. Ama diyelim ki yok. Tabii ki biz o zaman şahsa karşı dava açabiliyoruz. Adli yargı merciinde. Yani 4 ay 15 gün gibi bir süre olmuyor. 1-1,5 yıl gibi bir süre oluyor. Tabii ki karşı taraf sürücüsünün tahsil kabiliyetinin olup olmadığı, maddi durumunun nasıl olduğu bunların hepsi önem arz ediyor. Ama burada da sigorta tahkim komisyonu sürecini de aslında bir tık anlatmış olduk diye düşünüyorum. En dikkat etmeleri gereken aslında şu, eksperden rapor aldıkları zaman işte 5000, 6000, 7000 neyse bir değer kaybı var.
sigorta şirketi tarafından kısmi bir ödeme yapılıyor genelde. Yani 3000, 4000. Zannediyorlar ki evet tamam benim hakkım bu kadarmış, eksper böyle yazmış ve bunun devamını aslında getirmiyorlar. Aslında ki araç sahipleri tahkim komisyonuna geri kalan miktar için başvursalar bunu da alabilme hakları var. Ama işte o noktada maalesef tıkanıyor. Hani raporu aldım, yazdım, işte eksper böyle demiş ama ben 3000 lira aldım diye bitti gitti. Bitti gitti zannediyorlar. Bir de bir husus daha var orada tekrar belirtmek istiyorum. 2 yıllık zaman aşımı var değer kaybında. Yani biz şu anda mesela 2018 Haziran'dayız. 2016 Haziran'a kadar olan tüm kazalarda değer kaybı tutarları aslında alınabiliyor. Yani 2 yıllık zaman aşımı var. Dolayısıyla araç satış görmüş araçlarda mesela öncesinde yapamıyorduk. Yani ben size çarptım, siz de moraliniz bozuldu ya da bir şey oldu. Arabayı sattınız ama düşük bir bedele sattınız. Doğru. Normalde yeni geldi bu karar. Danıştay'dan yürütmeyi durdurma alında satış gören araçlara değer kaybederi alamıyorduk. Yani o kişinin üstünde olması gerekiyordu kaza anında kimse araç sahibi. Ama şimdi satış gören araçlarda da değer kaybı bedeli alınabiliyor. Bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı geldi. Dolayısıyla satış gören araçları da varsa eğer alabilirler. Yani buradan bu da çok yeni bir karar. O yüzden şimdi aklıma gelmişken söylemek süper, istedim. Süper, harika. Yeni yeni tabii ki de değişen bir kararlar, aynen, süreçler oluşabiliyor. Aynen. Yakından belki takip edemeyebiliriz, bilemeyebiliriz ama işte bu noktada sizlere gelip kapınızı çalıp öğrenmek gerekiyor. Yani her şeyi tabii ki de bileceğiz diye bir şey yok ama sizler gibi yetkili kişilere de sormaktan çekinmemek gerekiyor açıkçası. Evet, evet. Sonrasında maddi manevi zarara uğramamak adına en azından. Aynen, aynen. Müvekkillerinizde en çok karşılaştığınız sorun veya sorunlar neler oluyor? Yine değer kaybı bazlı gidiyorum tabii ki. Tabii ki. Dediğim gibi yani şimdi hasarla değer kaybı tutarının farklı olmasına algılayamıyorlar. Yani benim işte aracımın 20 bin lira hasarı var. Neden değer kaybı daha düşük çıkıyor? Ama bu da maalesef bizim yaptığımız bir hesaplama değil. Yani karayolları trafik kanununa göre belli formülizasyonlar var. Bunları da yetkili eksperler yapıyor. Akabinde zaten biz başvuruyu yapıyoruz. Dolayısıyla hasarla değer kaybı tutarı aynı olmuyor. Ha, tabii ki hasar düşük ve değer kaybı tutarı çok çıktığı zaman tabii ki çok mutlu oluyorlar. Yani bir kaza geçmiş zaten başlarından. Tabii ki üzücü. Üzücü. Yani ben de yaptım bu arada. Ben de aldım yani çok değer kaybı olsun tutarını. Teşekkür ederim. En çok aslında orada sıkıntı yaşıyoruz. Bir de bekleme konusunda herhalde biraz. Hani 4 ay mesela bize avukat olarak 2 duruşma arası zaten 5-6 ay olduğu için çok kısa bir süreç gibi geliyor bana açıkçası. Ah Şerif Hanım 4 ay mı? Evet 4 ay yani. Hani aslında bu çok kısa bir süreç. Yani adli mercilere göre çok kısa bir süreç. Ama onları anlatmakta bir tık zorluk çekebiliyoruz. Ama yine de tabii ki o bedel tazmin olur olmaz mutlaka bir teşekküre şeye geliyorlar ve bilmiyor çoğu. Yani aslında en büyük şey bu. Bilmiyorlar. Böyle bir hakları olduğunu bilmiyorlar yani. Bilmemiz gereken çok prosedürleri var ama bununla birlikte son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır sizlerin? Tabii ki şuna çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evet kaza yaptılar. Evet bir hesaplama aldılar, ön hesaplama. Mutlaka ve mutlaka yaşadıkları şehirdeki vekille yani bir avukatla ve bu işinde uzman bir avukatla her aslında hukuki meselede olduğu tabii gibi ki bir vekille takip etmelerini öneriyorum. Harika. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Nice güzel başarılı davalarınızı her daim isminizi imzanızı görmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Değerli konuğumuz, değerli avukatımız Antalya'dan geldi. Şerife Sultan Alp bugün konuğumuzdu efendim. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.